benim hala konuşmaya mecalim kalmadı. Yani bu vatan neler yaşadı, bu vatan neler nerede geçip bugünlere geldi. Dolayısıyla gençler hepinizin ders görürlüğünü bir hafta süreyle panoramanın üzerinize gitmeniz lazım. Ben bugün hani kısa bir müddet ama inanın en yakında huzur kalabilmek için geleceğimde her anını ağlamak kalmadı. Yani ağlayamadım, artık katıldım kaldım, nefesim kesildi kaldım. Yani bu vatan neler yaşanmış, neler de bugüne gelmişiz. Lütfen farkına vararak, ki biliyorum gençler güzel geliyorlar ama Türkiye'de Türk evladı olmak, beşikten mezara kadar Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmek. Bu bizim görevimizdir ve ibadetimizdir gençler. Evet, geçmişe bir yolculuğa çıkacağız. Biz böyle birkaç kelimeyle işte o savaşı da kazandık, bu da oldu. Değil, o savaş yıllarla sürdü. O savaş biz en ufak bir gevşeklik gösterirsek, genel dünya üzerinde bizim vatanımıza göz diken çok olur. Tarihini bilmeyenin coğrafyasını başkaları çizer. Ve bizim coğrafyamızı, bizim lehimize çizecek kişi yok. Kıymetli annemizi, Kazım Karabekir komutanımızın kıymetli evladını bugün aramızda ağırlamaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Geldiğiniz için, nefes almadan dinlediğiniz için her birinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz adına annemize hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sevgili gençler, çok güzel bir söz söyledi annemiz. Tarihini bilmeyenin coğrafyasını başkaları çizerdi. Cümle tam böyleydi değil mi? Evet. Tarihin, tarih bilinci o kadar önemli ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ya istiklal ya ölüm diye yola çıktı. Kazım Karabekir'in vefasıyla ömrünü verdiği bu mücadelede her birine minnettarız. Burada en iyi Gaziantep'lilerdi. Gaziantep'in bu panoramadaki gösterilen mücadelesi yurdun her bir noktasındaki en önemli mücadelelerden bir tanesidir. Eğer bugün bu topraklarda alnımıza başımız dik ilerliyorsak her birine çok büyük şükranlar borçluyuz. Kazım Karabekir komutanımız meclis başkanı olduktan sonra Gaziantep'e geliyor. Evet, Gaziantep'e geliyor ve adına bir ilkokul var Vatan Mahallesi'nde. Eğer annemiz de müsaade ederse yine Sıtkı Bey'in hatırlatmasıyla o da o okulun önündeki caddeye bugünün anısına Kazım Karabekir Caddesi olarak devam ediyor. Özel okulunla bunu şehrimize müjde olarak ilan edelim diyorum.